Atatürk sadece bugün güncel değil, önümüzdeki 150 yıl boyunca güncel kalacak arkadaşlar. Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi, Atatürk'ün güncelliği konulu söyleşi düzenledi. 10 Kasım nedeniyle düzenlenen söyleşiye Aydınlık Gazetesi yazarlarından Doçent Doktor Atakan Hatipoğlu konuk oldu. Çarpıcı açıklamalar yaptı. Atatürk düşmanlığı kepazelik, kepazelik tutarsızlıktır. Ne yaptığını bilmemektir, ne dediğini bilmemektir. Nasıl bir tarihsel konum işgal ettiğini anlamamaktır. Tarih bilinci olmamasıdır. Atatürk ilkeleri bağımsızlık ve egemenliğin, kalkınmanın formülüdür dedi. Bir tarafta sanayileşme, diğer tarafta ulus devlet, yurttaşlık, katılma, anayasa, insan hakları, parlamenter demokrasi, çok partili sistem, laiklik, çekirdek aile, bireyselleşme, özgürlüğün temel değer, bunların hepsi bir bütün, bir paket program bu. Altı oku parçalamanın sömürgeleşmeyle sonuçlanacağını söyleyen Hatipoğlu, Gladio ve Ergenekon balyoz süreçleriyle ilgili Türk devletinin tasfiye edilmeye çalışıldığını söyledi. İlkeler arasında tercihler yapmaya başladığın, aralarındaki tutarlı bütünlüğü kopardığın anda bağımsız ve egemen kalma şansını kaybediyorsun. Tecrübeyle sabittir. Bir devletsizleşme, bağımsızlık ve egemenliğin bütün temellerinin kültürel açıdan, sosyal açıdan ortadan kalktığı bir dönem taarruza geçti. Direniş unsurları da temizlenmeye çalışıldı. Dün Atatürk düşmanı olanların bugün Atatürk mevzisine sığınmak zorunda kaldığını anlattı. Bu saldırı büyüdükçe direnebilmek için Atatürk mevzisini tahkim etmek zorundayız. Yani Atatürk bizi bıraksa bizim onu bırakmamamız gerekiyor. Kim yönetirse yönetsin Atatürk'le yönetmek zorunda. O yüzden 15 Temmuz Badires'ini atlattığında genel merkezine Atatürk posteri asıyor. Başka türlü birleştiremiyorsun. Simge bu. Onu keşfedeceksin. Keşfedemezsen toplum seni sırtından atacak. Hatipoğlu, Küba, Çin, Cezayir gibi ülkelerin sömürgeleşmekten Atatürk ilkeleriyle kurtulduğunu, o nedenle okullarda Atatürk'ü öğrettiklerini söyledi. Kimseye yakışmıyormuş gibi konuşmak istemiyorum. Herkese çok yakışıyor Atatürkçülük.